Patrick Swayze'nin 1989 yapımı filminin bu yeniden yapımı tamamen gösterişten ibarettir ve hiçbir içeriği yoktur. Jack Gyllenhaal'ın Roadhouse'daki ilk görünümü seyirciye tam olarak ne beklemesi gerektiğini anlatan bir şaka. Arkadan çekilen gölgelerin içinde, gömleksiz, güçlü kaslı bir fiziğe sahip bir dövüş ringinde görünüyor. Kamera onun fiziksel mükemmelliğini yakalamak için yaklaşıyor, mermer bir heykel gibi yontulmuş görünüyor rakibi bir bakış atar ve kabul eder. Ve film bu, tamamen görünüş ve yaygara ve hiçbir içerik yok. G.Y.L.Lenhal, 1989 yapımı seyircileri memnun eden filmin yeniden çevriminde Patrick Swayze'nin rolünü üstleniyor. O, Florida Keys'deki bir yol evinde fedai olarak işe başlayan eski bir UFC savaşçısı olan Dalton. Sahibi Frankie, bir grup kötü adamın, hemen belli olmayan kötü nedenlerle mülkünü yok etmesini engellemeye çalışıyor. Bu küçük kasabada Dalton yerel halkla arkadaş olur, genç bir barmene nasıl karşılık verileceğini öğretir, bir doktorla aşk yaşar ve kötü adamları sağa sola döver. Yönetmen Doug Liman aksiyonu canlı tutuyor. Koreografisi iyi yapılmış ve seyirciye amaçladığı şeyi veren pek çok dövüş var, kötü adamların yaralandığı ve kahramanımızın zafer kazandığı parçalar. Ne yazık ki film bu set parçaları arasında bir hikaye anlatmaya çalışıyor ve ortaya ne çıktığı belli. Bu mutlaka kötü bir şey değil. Çünkü bunu izleyen hiç kimse gerçekten büyüleyici bir hikaye anlatımı aramıyor. Sorun şu ki, çok fazla ilgi çekici olmayan kıvrımlar ve dönüşler ekleyerek karmaşık hale gelmesi. Anthony Bagarozzi ve Charles Mondriae'e atfedilen senaryoda o kadar çok karakter tanıtılıyor ki seyirci başlangıçta biraz kayboluyor. Endişelenmeyin, birçoğu yakında bir kenara atılacak ve bir daha asla haber alınamayacak. Diyalog hızlı, tek satırlık cümlelerle dolu. Çoğu bariz ve o kadar da komik değil. Bu durum oyuncuları zorluyor ve performanslarını engelliyor. Karakterlerin içinde yaşamak yerine vurgu için satırları bırakıyorlar. GYL'len hal Yukarıda da belirtildiği gibi, rolüne uygun görünüyor. Ancak bu tırmığı çekici kılmak için gerekli mizah anlayışına sahip değil. Çoğunlukla rahatsız görünüyor. Benzer şekilde, bir gönül yarası gibi görünse de Melcher'la hiçbir kimyası yok ve birlikte sahneleri cinsel hararetle yüklü olmak yerine ahşaptır. Arturo, bir karakteri canlandırmaya çalışan tek oyuncu oluyor. Kötü adamı ne yapması gerektiği konusunda kararsız ve takım arkadaşlarından şüpheleniyor. Arturo onu şaşkın ve sevimli bir şekilde canlandırıyor ve içinde bulunduğu her sahneyi çalıyor. Öte yandan MCG Rego ilk oyunculuk rolünden hiçbir şey yaratamıyor. Sadece rol yapamıyor, dans edemiyor, hareket edemiyor ve en kötüsü diyalog kuramıyor. O, yapmacık selüloid hayata varan garip bir öz bilinçtir. Roadhouse'da yaptığı hiçbir şey insan davranışına benzemiyor veya benzemiyor. Bir filmde nasıl olunmayacağının araştırılması gereken bir durum. Eski atasözü geçerlidir. Bir araba kazası olduğu için başka yere bakamazsınız. Görünüşü felaket. Çünkü yaptığı hiçbir şeye performans denemez. En güçlü yana olması gereken dövüş sahnelerinde bile beceriksiz görünüyor. Bir aktör işe alınıp onun yerine nasıl dövüşüleceği öğretilseydi çok daha iyi olurdu. Sonuç olarak, Roadhouse'un bu yeniden yapımının neden tiyatro gösterimini atlayıp yalnızca Amazon'da yayınlandığı anlaşılabilir. Çok fazla eğlence değeri yok. Kayıtsız performanslar, karışık hikayeler ve yapmacık diyaloglarla dolu, kitabına uygun bir aksiyon filmi. İzleyicilerin tüm dikkatini vermek zorunda olmadığı yayın akışına aittir. Sadece ara sıra kıvılcımlar çıkarır, bu da onu evde kolayca sindirilebilir hale getirir.